Bugün bir asır önceye gidiyoruz. Robert Falcon Scott önderliğindeki keşif ekibinin talihsiz hikayesini izleyeceğiz. Dünyanın en kurak yeri Antarktika'ya ilk kimin ayak bastığını bilmiyoruz. Ama bu kıtanın keşfinin son derece zorlu olduğunu biliyoruz. Çok değil, sadece iki asır önce bile burası bilinmezlerle doluydu. Kutup keşfine çıkanlar kahraman ilan edilirdi. 20. yüzyılın ilk günlerinde Kraliyet Coğrafya Kurumu Başkanı Clemens Markham geceleri hep aynı rüyaya görüyordu. Antarktika seferini. Clemens kısa bir zaman sonra bu hayalini gerçeğe dönüştürmeyi başardı. İlk keşif 1901'de Robert Falcon Scott'ın komuta ettiği geminin sulara açılmasıyla başladı. Scott belki de Clemens'in ilk tercihi değildi. Ama görevi aldıktan sonra Clemens onu çok fazla destekledi. Discovery ismindeki buharlı gemi 6 Ağustos 1901'de Antarktika'ya doğru yola çıkmıştı. Hatta Kral 7. Edward seyahatten bir gün önce gemiye gelip onlara iyi şanslar dilemişti. Ama madalyonun görünmeyen taraflarında işler biraz farklıydı. Öncelikle 50 kişilik mürettebatın Arktik sular hakkında yeterli düzeyde ne deneyimi ne de bilgisi vardı. Gemi yelken açmadan önce ekipman ve teknik bilgiler hakkında çok az bir eğitim almışlardı. Gemide köpekler ve kayaklar da vardı. Ancak köpeklerin ilk dönemde hastalığa yenik düşmesi aslında herkesin beklediği bir durumdu. Bu keşfin hem bilimsel hem de coğrafi açıdan birçok hedefi vardı. Ekip Güney Kutbu yönünde uzun bir yolculuk yapacaktı. Yine de ekibin moral ve motivasyonu yerindeydi. Uzun ve yorucu günler hem başarısızlığı hem de başarıyı beraberinde getirdi. 4. ayda bir kar fırtınası yüzünden çadırlarına hapsoldular. Daha sonra ekipten bir isim uçurumdan düşüp hayatını kaybetti. 2. yılda Antarktika yaylasını keşfetmişlerdi. Daha sonra amatörce ve yanlış olduğu yönünde eleştirilse de biyolojik, zoolojik ve jeolojik bulgular kaydettiler. Gezinin sonunda Kaptan Scott'ın keşif gemisi buzda saplı kaldı. İki yardım gemisi gelip patlayıcılar kullanarak onları kurtardı ve gemi Eylül 1904'te Britanya'ya döndü. Scott bir kahraman olmuştu. Bir dizi onur ve madalya ile ödüllendirildi. Sonraki neredeyse bir yılı halka açık resepsiyonlar, dersler ve keşif gezisi kayıtlarını yazmakla geçirdi. Kafasında her zaman ikinci Antarktika gezisi vardı. Ama bu geziler artık çok uzun süre planlamalar ve teknik detaylar içeriyordu. Scott'ın ikinci yolculuğu daha çok bilimsel çalışmaların odağında geçecekti. Öncelik bilimdi. Fakat bu sefer yalnız olacaktı. Kraliyetin bu keşifle bir alakası yoktu. Scott, Güney Kutbu'na ulaşmak ve İngiliz İmparatorluğunu onurlandırmak istiyorum, diyordu. Scott'ın asıl ve en büyük hedefi ise Güney Kutbu'na ulaşan ilk insan olmaktı. Bu serüvende aslında motorlu çekiş gücüne sahip bir gemi kullanmak istiyordu. Ama daha sonra böyle bir aracın onu kutuplara ulaştırma ihtimalinin çok düşük olduğunu anladı ve vazgeçti. Yanına yine köpekleri ve kayakları alacaktı. Bunlara ek olarak bir de midilli istiyordu. Köpek uzmanı Henry Mears, köpek seçmek için Sibirya'ya giderken ona midilliler almasını da tembihledi. Çok daha sonra anlaşılacağı üzere Henry'nin alacağı midillerin çoğunluğu bu seyahate uygun olmayan hayvanlar olacaktı. Haziran 1910'da artık her şey hazırdı. Kutupları keşfetmek için Scott ve ekibine bu kez Terra Nova ismindeki eski bir balina avcı gemisi eşlik edecekti. Scott, topladığı bağışlar sayesinde limanı terk etmeye hazır hale gelmişti. 15 Haziran 1910'da son seferine çıktı. Henüz ilk sezonda bir dizi talihsizlikler yaşadılar. Çalışmalarını ve kutup yürüyüşünü engelleyen bu çıkmazlarla boğuşurken Yeni Zelanda'dan Antarktika'ya doğru olan yolculuklarında bir fırtınaya yakalandılar ve 20 gün boyunca buz yığınları arasında hapsoldular. Kötü hava koşulları bu şartlara hiç alışık olmayan midillileri kötü etkilemişti. Onlardan sorumlu olan Lawrence ismindeki ekip üyesi öldürülmelerini tavsiye etti. Kısa bir zaman sonra 4 midilli ya soğuktan ya da ekibi yavaşlattığı için öldürüldü. Çok geçmeden de bu sayı 6'ya yükseldi. Scott, 20 Ekim 1911'de Henry'e şu yazılı emri vermişti. Şubat ayının ilk haftasında güneye 3. yolculuğumuzun başlamasını istiyorum. Amacımız 3. Güney Biriminin geri dönüşünü hızlandırıp onlara gemiyi yakalama şansı vermek.
Güney yürüyüşü 1 Kasım 1911'de başladı. Motorlar, köpekler ve atlar kutba doğru koşan 4 kişilik son grup için mücadele verdiler. Ama bu şartlar ne insanlara ne de hayvanlara acıyordu. Destek ekibi geri döndükçe ekibin sayısı azaldı. Ocak 1912'de sadece 8 kişi kalmıştı. Lider Scott, üçüne geri dönme emri verdi. Wilson, Bowers, Oates, Evans ve kendisi devam edeceklerdi. Ama hedeflerine ulaştıklarında büyük bir darbe yediler. Çünkü başka bir keşif ekibi onlardan tam 5 hafta önce buraya ayak basmıştı. Yani Scott ilk değildi. Günlüğüne şunları yazmıştı. En kötüsü oldu. Yüce Tanrım, burası berbat bir yer. Yıkılan grup 19 Ocak 1912'de geri dönüş yolculuğuna başladı. Bu yol 1387 kilometreydi. Korkarım dönüş yolculuğu korkunç derecede yorucu ve monoton olacak. Yine de fena bir başlangıç yapmamışlardı. 7 Şubat'ın ilk saatlerinde neredeyse 300 mil yani 483 kilometre yol gitmişlerdi. Sonraki günlerde 161 kilometre daha yol kat ettikleri esnada ekip üyesi Evans yorgun düşmüştü. Scott 23 Ocak günü yazdığı notta bundan bahsetmiş ve Evans'ın kötü bir durumda olduğunu yazmıştı. Evans önce 4 Şubat günü bir darbe aldı. Daha sonra 17 Şubat'ta bir başka düşüş daha yaşadı ve buzul kenarında hayatını kaybetti. Ross buz sahanına vardıklarında 640 kilometre yol gitmişlerdi. Ama kötüleşen hava, yiyecek azlığı ve bitkinlik onları mahvetmişti. 27 Şubat günü Hut Point Yarımadası'ndan 480 km uzaktaydılar. Köpek ekipleriyle planladıkları buluşmaya 3 gün önce geldiklerini düşünüyorlardı. Ama onları bulamadılar. 2 Mart günü artık dondurucu soğukların bedenleri üzerinde bıraktıkları etkiyi çok net bir şekilde görebiliyorlardı. Ekip işbirliği yapamadığı için çok yavaşlamıştı. 8 gün sonunda sıcaklıklar eksi 40'ları görmüş, onları bir çıkmazın içerisine itmişti. Bu değerler beklenilen seviyenin çok altındaydı. Scott 16 Mart'ta yazdığı bir veda mektubunda köpek ekibinin kendilerini terk edip etmediğini merak ettiğini yazmıştı. Aynı gün ayak parmakları donan Oates çadırı terk etti ve ölümüne yürüdü. Son sözleri "Dışarıya çıkıyorum. Biraz zaman alabilir." oldu. Oates ekibi geride bıraktığını biliyordu. Onları yavaşlatmamak için ölümün kucağına yürümüştü. Scott'ın ayak parmakları donmaya başlamıştı. Ona rağmen kalan son 3 kişi 32 kilometre yol yürüdü ve son kez kamp yapacakları alana geldi. Bir sonraki gün başlayan kar fırtınası onları oldukları yere kilitlemişti. Hiçbir şey yapamadılar. Sonraki 9 gün malzemeleri yavaş yavaş tükendi. Kar fırtınası ise neredeyse hiç durmadı. Sonlarını gören ekip veda mektuplarını yazmaya başladı. Scott 23 Mart'ta günlüğünü bırakmış ve neredeyse hiç yazmamıştı. Son cümlesi ise 29 Mart'ta oldu. Son yazım. Tanrı aşkına, halkımıza iyi bakın. Wilson'ın ve Bowers'ın annelerine, eski komutanına, kendi annesine ve eşine veda mektupları bırakmıştı. Risk aldık. Bunun bilincindeydik. Felaketler bizim karşımıza geçtiler. O yüzden şikayet etmek için bir neden yok. Ama yine de en son raddeye kadar elimizden geleni yaptık ve gerisini Tanrı'ya bıraktık. Yaşasaydık anlatacak bir hikayemiz olacaktı. Dostlarımın iradesi ve cesareti her İngiliz'in kalbinde yer edinecektir. Bu kaba taslak yazılmış notlar ve bizler anlatılmalıyız. Scott muhtemelen 29 Mart 1912'de ya da bir gün sonra hayatını kaybetti. Ekip 8 ay sonra keşfedildi. İncelemeler Scott'ın en son ölen kişi olduğunu gösteriyordu. Onları bulan ekipten Gren, karla kaplı bir alanda Scott'ın çantasını bulmuş, ekibin orada olduğunu anlamıştı. Gren o anlar için "Daha kötü hiçbir şey görmedim." demişti. Son kampları mezarları olmuştu. Bulundukları yerin üzerine kayaklarla bir haç dikildi. Hikayeleri 10 Şubat 1913'te Terra Nova, Yeni Zelanda'ya geldiğinde duyuldu. Ülke Scott ve ekibinin kaybını yaşarken eşi hala durumdan haberdar değildi. Scott'ın geri döneceğini düşünüyordu. 19 Şubat'ta Yeni Zelanda'ya doğru giderken geminin kaptanı ona ekibin hayatını kaybettiğini açıkladı. Anlaşmalar gereği ölen ekip üyelerinin yakınlarına yardım yapılması gerekiyordu. Yardımlar standartların çok üzerinde oldu.
günümüz parasıyla toplam 7,5 milyon sterlin verilmesine karar verildi. Bu sayıya ulaşılamasa da yine de çok yüksek ücretler ödendi. Scott'ın yakınlarına 1.8 milyon sterlin verildi. Wilson'ın eşine 850 bin, Bowers'ın annesine 450 bin, Evans'ın eşine de 150 bin sterlin verildi. Bugün Scott'ın masasındaki notlar, raflardaki minyatür viski şişeleri ve negatif filmler sanki hiç el değmemiş gibi duruyorlar. Kıyafetler bile hala asılı duruyor. Bu soğuk iklim her şeyi ilk günkü gibi koruyor. Yiyecekler bile duruyor. Bunlar da 100 yıl önce Scott'ın topladığı penguen yumurtaları. Videoyu beğendiyseniz lütfen abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.